Faruk Hoca, bize bir müsaade edin. Taktik çalışıyoruz burada. Sonunda ünlem işareti olan cümle kurma bana hoca. Çık dediysem efendi gibi çık işte. Hadi. Gözü sen de. Şimdi savaşım. Boksörlük zor meslek. Bir gün kafana kör bir yumruk yersin, şirazen kayar, boks hayatın biter. Sistem böyle. Yani çeşme akarken doldurmak lazım. Önce kendini garanti alacaksın, sonrasına sonra bakacaksın. Bu maçı alırsan 100.000 lira kazanacaksın değil mi? Ben sana diyorum ki, gel bu maçı kaybet, 300.000 kazanı. Ünvan falan hikaye bunlar. Paran yoksa ünvan falan da yok. Bak bana. Hem karşı taraf zaten okey. Biliyorsun, ustalarla önce bir bozuşuruz, sonra anlaşırız. Para oğlum, para. Adım Savaş Türk Yılmaz. Sessiz bir adam olduğumu söylerler. Halbuki ben az konuşan bir adam değilim. Ağzım susar. Yumruklarım konuşur. Tüm Türkiye'nin hasret kaldığı Avrupa şampiyonluğuna Savaş Türk Yılmaz imza atıyor. Milli gururumuz haline geliyor. Yeni Ormanlı'dan mükemmel bir zafer madalyalarda bir yenisini kattı. Rus rakibini mağlup etti ve Avrupa'nın zirvesine çıktı. Yumruklarımı da susturdular. Menümüzde ne var bugün Arzucuğum? Rezidans inşaatında asansör faciası, Bursa'da doğalgaz patlaması, aldatılan kadının cinneti, kocasının organını kesmiş. İyi yapmış, ben de olsam aynısını yapardım. Taşeron işçiler greve başladı. İyi yapmışlar, hak bu arkadaşım. Ve mecliste kavga. Bak, not al, mecliste kahkaha haberini yaptığımız gün ben bu mesleği bırakıyorum, haberin olsun. Ömer abiye de söyle, şu sol profilime düşen ışığı birazcık azaltsınlar. 40 defa söyledim, çok kötü çıkıyorum parlayınca. Tamam. Hadi görüşürüz. Makyaj hazır mı? Hazır. Hakan abi nasıl görünüyorum bir bak. Süper gözüküyorsun, süper. Kamera ağlıyor vallahi. Ömer abi. Ömer abi, meclis haberiyle başlayalım. Olur mu? Hemen bitsin, bıktım vallahi. Tamam Hülya, ilk haber mecliste kavga oluyor. Gördüm, tamam düştü. Hazır mıyız? Hazır. Jenereye giriyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün yine yoğun bir gündemimiz var. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün taşeron işçilerin haklarını görüşmek için toplandı. Toplandı ama... Şimdi görüntüyü veriyoruz yayına. Bakın neler oldu. Koca koca adamlar abi, şu hallerine bak ya. Tamam tamam tabii, hadi git git. Dövüş kulübü mü ya orası? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kendi maaşlarını almaya gelince hiç olay çıkmaz ama. Hiç. Arzu, yine söylüyorum. Mecliste... Ve kahkaha haberini yaptığımız gün mesleği zirvesindeyken bırakıyorum. Rejiyi bağlayın bana! Ay şu hallerine bak, kung fu panda gibiler yarabbim. Ses yayında! Hocam vallahi ben bir şey... Yayında mıyız? Siktir git Oğuz! Hakan ne yapıyor lan? Hakan abi, sen niye söylemiyorsun yayına girdiğimizi? Ben ne bileyim, rejim masasından yapmışlar hıyarlığı ya. Ben burada telefona bakıyordum. Ne demek telefondaydım? Ah,
Ulan Hülya sen de dilini tut ama. Ay elim ayağım boşan arzu su ver bana. Bittim ben. Bittim duyuldu mu? Hepsine duyuldu. Bitirdiniz beni şu an. Beni şu an bitirdiniz. Tebrik ederim Hülya'cığım. Twitter'da TT olmuşsun. Teşekkür ederim Ümit Hanım. Bu başarı hepimizin. Sesinin yayına gitmesi senin suçun değildi. Ama programın yüzü sen olduğun için sen sorumlusun. Siyasilerle ilgili bir spekülasyona girme lüksümüz yok. Ayrıca gerek de yok. Olayın üzerinden bir zaman geçsin. Hah, spor servisinde çalış. Hı? Hem özlemişsindir, işe başladığım biri bu orası. Ay ne bileyim, git aktüel bir şeyler çek. Şimdi ben sana git şunu çek desem, sen bildiğini okuyacaksın zaten. Türkiye gündemi karışık. Bir iki aya her şey unutulur gider. Sen de işinin başına geri dönersin. Eksiklerimiz. Güzel günleri. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım Yakut abi? Ne olur bana bir yol göster. Ben kendimi unutmuşum. İşimde başarılı olmak için her şeyi ertelemişim. Her şey. Annem babam öldü. Yapayalnız kaldım. 3 senedir ilişkim olmadı. Sen biliyorsun. Bütün eksiklerim önüme dizildi sanki. Galiba çok mutsuzum. Sakin. Sakin. Ne derdi baban? Su akar, yatağını bulur. Bak, akıl sağlığını koruyabilmek için bir süre hiç yapmadığın işleri yapacaksın. Biraz kafanı dinlendireceksin. Böyle küçücük bir engel mi seni yolundan alıkoyacak? Savaş Türk Yılmaz. Olur, neden olmasın? Karısını da çok genç kaybetmiş. Vallahi büyük trajedi Hülya'cığım. Biz de tam olarak bununla birini yapacağız zaten Hakan abi. Boks kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Spor muhabiri miyim ben? Boks işin sosu olacak. İnsanlar sporun içindeki dramı görsün istiyorum ben. Biraz aktüel yol çeksin, çok güzel görünüyor. Tamam patron. Gerçekten dağın başına yerleşmiş abi. Tam olarak neresi? Şurası galiba. Ha şu baltalı olan. Hadi bakalım. Kolay gelsin şampiyon.
Yani? Beni tanıdınız mı? Yok. Hülya Yiğit ben. Haber spikeriyim. Hikayeniz çok dikkatimizi çekti de. Bizimle röportaj yapabilir misiniz acaba mümkünse? Oduncuyum ben. Dikkat çekecek bir hikayem yok. Savaş Bey, siz şampiyon bir boksörsünüz. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Gidin buradan. Gidin derken Savaş Bey lütfen önce bir bizi dinleseniz ondan sonra karar verseniz. Ya gidelim şuradan hadi daha şey etmesek ha? Ya abi görmüyor musun adam bize pislik muamelesi yaptı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hülya'cığım gidelim. Daha acayip bir şey gelmeden başımıza. Hadi bak baltayı görmüyor musun? Ben bu işin peşini bırakmam ama. Kolay gelsin. Savaş Bey. Hah. Akşam suyu da getirdim. Taze taze sıcak sıcak. Ben de turp. Bir kasa yamuk yumuk. Olur turp da olur. Bela mısın sen? Ya ne belası be? İki insan gibi konuşalım diyorum. Sana kim insan olduğumu söylediyse git ona selam söyle. Bak Deli Ormanlı beni dinle bir. Önce dinle ondan sonra karar verirsin. Röportajı yapıp yapmamayacağım. Bak, bak beni şimdi iyi dinle. 10 yılımı kariyerim için harcadım tamam mı? Didindim, çalıştım. Sonra bir şapşal yüzünden o kariyerim mahvoldu. Ve benim şimdi her şeyi sıfırdan başlamam gerekiyor. Bak ne olur bu röportajı yapmaya çok ihtiyacım var. Yoksa onca yıllık emeğim boşa gidecek. 29 yaşındayım. Çok mutsuz ve çok şanssız bir kadınım. Bana ne? Yapsan ne kaybedersin? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama benim var. Bana ne, bana ne? Bana ne ne? Bana ne ne, bana ne? Bana ne ne, bana ne? Yapmasan yapma be! Yapmasan yapma! Buraya gelip sana dil döken de kabahat. Gelmişim buraya ezikleniyorum salak gibi. Bir de simit getirdim sana. Sana bir de simit getirdim. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ayısın işte, ayı. Bir daha da gelmem buraya. Bak gelirsem iki olsun. Kusura bakma rahatsız ettim. Arabam çamura saplandı. Yardım eder misin? Ay. Ha? Bir dakika, bir dakika dur. Dur bak halatla yapalım istiyorsan. Böyle doğru bir şey yapmıyoruz. Bas gaza. Ya kötü bir şey söylemedim. Senin için söylüyorum. Bas gaza. Ne demek? Bir daha gelme yeter. Ben...
Ben pes eden yanlarımı aldırdım deli ormanla. Da senin haberin yok. Efendim anacığım. Hülya ben, Hülya. Sen beni kovunca ben de annene şikayet etmeye geldim seni. Ya sen anamı niye karıştırıyorsun bu işe? Ha? Rahat bıraksana kadını. Ya da dur bekle ben... Zaten geliyorum oraya. İyi tamam, bekliyoruz. Geliyor. Gelir. Vallahi nezaket teyzeciğim, çok güzelmiş eviniz. Sıcacık, çok güzel. Güzel değil mi? Savaş kiraladı hastaneye yakın olsun diye. E senin bakan nedenin yok mu? Olmaz olur mu kızım? Ablamın kızı hep gelir de. Heh. Ama Bulgaristan'a gitti, kayınpederi hastalanmış. Geçmiş olsun. Yazık. E şey, Savaş'la niye birlikte oturmuyorsunuz siz? Kızım o şehir hayatını sevmez ki. Hı. Ben de köyde yapamıyorum. Yapamam. Ama inan her gün geliyor. Hı. İyi, iyi. Biliyor musun? Ben senin bütün programlarını seyrederim. Gerçekten mi? Tabii. Ay yaşa. Ama sen... Ya bakıyorum da gerçekte çok daha güzelsin. Utandım, utandım. Dur. Kızım biliyor musun? Ben bir kadın olarak gurur duyuyorum seninle. Böyle devam et, tamam mı? Sağ ol. Sen benim oğlanın kusuruna bakma kızım. O biraz delidir. Çabuk eğlenir. Ama inan pamuk gibi kalbi var. Evet. Yani şey etse de arada ben onu anladım. Anladım. İyi çocuk. İyidir, iyidir. Balası verir misin kızım? Aa. Ne oldu? Ne demek? İlacımı alayım, vaktim geldi. Allah aşkına. Kırdım. Yok yok, bir şey olmaz. Sağ ol. Oh yarasın. Sağ ol kızım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Anacığım hadi hazırlan. Kontrol günü bugün. Oo, misafir var. Hoş geldin desene. Ben bölümü öğrettim sana. Hoş geldin. Hoş gördük. Anacığım hadi hastaneye gideceğiz. Kaldırayım ben seni. Sağ ol kızım. Ben tubu alıp geliyorum. Acele etme, acele etme. Nerede hastane, uzak mı? Bir saat dedi nezaket teyze. Nezaket teyze, çantanı versen bana ben şey yapayım. Takatim yok. Gitmeyelim hastaneye. Anacığım, olmaz öyle şey. O hastaneye gidilecek. Ya, dizlerim ağrıyor. Ben bu merdivenlerden aşağı nasıl inerim? Ayıp ediyorsun be küçük nezaket. Atla bakayım sırtıma. Yok, tövbe estağfurullah. Olmaz oğlum, beni ağrır. Olmaz oğlum. Anacığım, ben... Gidilecek o hastaneye. Aman aman. Alkacaksın ama. Tamam, hadi. Ay, beni ne ağrıyacak?
olacak çocuğum. Ya biz deli ormanlıyız anne. Dikkat oğlum, dikkat. Bir şey olmaz anne. Dikkat. Ay. Savaş be. Vallahi Savaş be, iyi haberler vermeyi çok isterdim ama maalesef gidişat buna izin vermiyor. Ne demek bu? Uyguladığımız yeni tedaviye Nezaket annenin vücudu cevap vermedi. Tamam. Başka tedavi uygulayalım doktor. Ne gerekiyorsa yapalım. Bak Savaş kardeşim, seninle açık konuşacağım. Kanser çok sinsi bir hastalık. Ve maalesef üçüncü evreye geçti. Yani anlayacağın, anneni yaşatabilmek için tıbbın imkanları kısıtlı. Her gün vermemiz gereken bir ilaç daha var ama çok pahalı. Yurt dışından geliyor. Bu ilacı senin alman lazım. Yani bunu böyle şekilde söylemek istemezdim ama yani nereden baksan bir ay içinde 100.000 liraya yakın bir para getirmen gerekecek. Gelir, yapışır yakanıza. Söz konusu ana olunca kelimeler kifayetsiz kalır. Ananın bir tek gülüşü için dünyaları yakarsın. Savaş Bey! Savaş Bey! Ne oldu? Abi kusura bakma da ben bu madalyayı alamam. Ben de bu madalyanın hatırası var. Sen Avrupa şampiyonu olduğunda biz sevinçten ağladık be abi. İyi abi işte. Hatırası varsa sende kalsın. Usta. Hatırası bende saklı kalacak merak etme. Ama bu madalya da sende kalsın. Yolun açık olsun. Anamın evi kira. Benim baraka beş para etmez. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bu hayatta en iyi neyi biliyorsan onu yapacaksın Savaş. Boks. Boks. Boks, boks, boks. Benim babam pehlivandı. Erken öldü. Kalpten. Çalışıp para kazanmak zorunda kaldım. Cemal Kımacı, Muhammed Ali. Efsanelerimdi benim. Allah
Allah vergisi işte. Çıktığımız armaçta vurduğumuzu yatırdık. Eşimle de liseye giderken tanıştık. İlk görüşte aşktı bizimkisi. Ünvan maçına çıkacağım gece. Hayatımın dönüm noktası oldu. Başkasının yumruğunu yemeyen... kendininkini balyoz sanırmış. O gece öğrendim bunu. Aşkım kazandık mı? Sevgilim, duaların kabul oldu. Şampiyon ve aç bir halde sana doğru geliyorum. Dolmalarım hazır mı? Sevgilin ve dolmalar hazır şampiyon. Kaç dakika? 45. İşim! Etseydim. Karım hala yaşıyor olurdu. Anam. Engel oldu bana. Oğul dedi. Senin de acını görürsem yüreğim dayanmaz dedi. İspatlayamam. Ama adım gibi eminim onu öldürdüler. Tahsin Kara ve adamları. Sürpriz. Peki Savaş Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Tahsin Kara. Ufacık çocukları alıp yanına kullanıyorsun. Kimi dövüştürdüğün boksörün oluyor. Kimi yanında fedain. Buradan sana meydan okuyorum. İstediğin boksörünle dövüşmeye hazırım. Ben Deli Ormanlıyım. Bizde geri vites olmaz. Teşekkürler Ümit'im. Hülya, kanıt yok, bir şey yok ortada. Sadece eski bir boksör var, Tahsin Kara karımı öldürttü diyor. ...728 nedir pardon? Yayınlanamayan kaset sayısı şekerim. Ümit Hanım. Ben mesleğimi yapmaya çalışıyorum, siz bana yapma diyorsunuz. Bence bu çok saçma. Ben haber yapmayacaksam, yapamayacaksam... bana boşuna para veriyorsunuz, vermeyin. En doğrusu istifa etmem olur benim. Hülya dur. Duygusal bir karar veriyorsun. Ya Tahsin Kara'dan bahsediyoruz. Tahsin Kara. Efendim, müsteşar bey telefonda. Söyle müsteşar. Ya he iyiyim. Sadede gel, sadede. Ben sana o arsa benim olacak dedim mi demedim mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sana bir hafta mühlet. Ya arsa benim olur ya da aileni unut. Var mıydı lan bunun bir karı kız videosu? Var abi, falanlı filanlı. İyi,
Kızın o masasına koyun, işi hızlandırsın. Abi çok keyifli ya. Bayılıyorum, hastasıyım böyle numaraların. Benim yüzümden işsiz kaldım. Saçmalama mı? Herkesi sindiriyorlar işte. Önemi yok, boşver. Hülya. Peki şimdi ne yapacağız? Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? O haberi yayınlayacağız. Bir internet sitesi var, epeydir benimle çalışmak istiyorlardı. Videoyu oradan servis edeceğiz. Bir, Deli Ormanlı Rinkler'e geri dönüyor. İki, Deli Ormanlı'nın Tahsin Karay'la ilgili şok iddiaları. Ki acı bir tecrübedir. İçeriği sağlam video internette çok kolay yayılıyor. Ben Deli Ormanlı'yım. Bizde geri vites olmaz. Şu haberci kadını bir araştırın bakalım. Neyin peşindeymiş? Oman mı ilgilensin abi? Haliyle. O benim 10 numaram. Emri sorgulamadan uygulayan bir varlık. Karı da sütlaç gibi ha. İnşallah dibi yanık çıkmaz. Tahsin Karay'la alakalı ne biliyorsan ihtiyacım var abi. Bu heriflerle oyun olmaz. Boks dünyası bu adamın elinde. Ama asıl işi ihale bağlamak. İz bıraktığını da sanmıyorum. Ne bulursan kabulüm abi, ne bulursan. Bu adamı hukuken bitirmenin bir yolu vardır elbet. Bu da yanında bulunsun. 4 saate kadar ses ve görüntü kaydı yapıyor. Simitçi. Yalnız yiyen yalnız ölür derler. Doğru mu? Sen yalnız yeme. Ben yalnız öleceğim. Hoş geldiniz. Dostuma da merhaba desene Tahsin. Hayatta en değer verdiğim canlıdır kendisi. Sen de hoş geldin köpek. Merhaba. Sonuçta hepimiz birilerinin köpeğiyiz. Değil mi Tahsin? Değil efendim. Sen de buyur köpek. Üç vakte kadar maç görünüyor. Zengin bahisçilerimiz sabırsızlanıyor. Bak, 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 bak. O arazi işini hallet. O hallolmadan Türkiye'ye başka para sokamayız diyor. Bu arada gazeteciler tehlikelidir. İyi akşamlar. Görüşürüz. Yarın sabah 10 gibi gelirim ben. Haberin son bir kez üstünden geçeriz, sonra da yayınlarız.
Akşam 9'da Magi restoranda bekliyorum. Tahsin Kara. Dünyada böyle güzellikler kalmadı Hülya Hanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hı. Buyurun. Maşallah siz de ne kadar mafyasınız böyle. Silahlı korumalar kapıda, kapatılmış bir restoran. Kendimi yenge gibi hissettim. Keşke. Teşekkür ederim, almayayım. Yedim de geldim, su içeceğim sadece. Merci. O zaman hemen konumuza gelelim Hülya Hanım. Savaş Türk Yılmaz dediğiniz değeri yaratan kişi benim. Sokaklardan topladım onu. Müptezeldi. Kurtardım. Ama deme yatırdım. Sporcu yaptım. Abi evleneceğim, çok seviyorum dedi. Düğününü yaptım. O ne yaptı? Kaç kere karısını dövüp hastaneliği etti. Gül gibi kızdı Yeşim ya. Ama tabii paranoyak manyak. Kızın onu aldattığını düşünüyordu. Yazık. Kız sonunda dayanamadı, intihar etti. Bugünse acınacak halde. Çıkıp tekrar gündeme gelip bir iki maç yapabilmek için tutmuş bana sallıyor. Terbiyesiz. Ama böyle yapmasa halbuki bana gelse... Ben bütün yaşadıklarımıza rağmen ona para kazandırmaya hazırım Hülya Hanım. Ha, onun için değil. Nezaket anne için. Duydum, çok hastaymış. Yazık. Bunlar hep iyi tarafımdı Hülya'cığım. Şimdi gelelim kötü tarafıma. Eğer Tahsin Kara'yı kurcalamaya devam edersen... ...dünyadan böyle bir güzellik yok olmuş olacak. Ha, ben bir şey yapmam. Sevenim çok. Mesela Numan. Bu kadar da dürüst bir insanım yani. Rahatsız etmedim inşallah. Yok yok, estağfurullah. Şey, vişne suyu falan içer misin? Yok yok. Nezaket teyzeciğim, korkma korkma korkma. Benim Hülya. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. İyisin, iyi olacaksın, merak etme. Sağ ol kız. Of. Savaş, Nezaket teyze biraz terlemiş galiba. Yedek çamaşır varsa versene, değiştirelim. Savaş, bakma öyle, versene kadının çamaşırı varsa. Dolapta oğlum, dolapta. Ay nasıl terlemişsin. Ya da dur. Düğmesi mümesi varsa şey yapsana, bassana şuradan kaldıralım. Yok. Tamam o zaman, yardım et de şöyle bir el kaldırırız. Ay! Savaş ne yaptı? Maşallah oğlum. Kırıldı. Gel Nezaket teyzeciğim. Hoppa. Tamam canım. Ver. Dur bakayım şu sırtını. Oo, sucuk gibi. Ay. Ver. Dün akşam Tahsin Kara ile buluştum. Tahsin Kara mı? Niye böyle bir şey yaptın Hülya? Savaş, benim işim bu. Ben ilk defa böyle bir görüşme yapmıyorum. Ya keşke böyle bir şey yapmasaydın Hülya. Bak, bu şerefsizler çok tehlikeli. Ben sana bir zarar gelsin istemiyorum. Cinayet kısmına yer vermedim. Çünkü ben de sana bir zarar gelsin istemiyorum.
Geldiğin için sağ ol. Ne demek? Hadi annenin yanına git, hava soğuk, bekleme. Bari arabaya kadar bıraksana. Hadi git. Hadi. Hülya! Tamam. Efendim buyurun, bir tane daha almaz mısınız? İkramımız. Ah müsteşar. Ah. İşim bugün hallolacak mı? Caca, hallederse insülünü verin. Halledemezse bütün lokumları yedirin, gebersin. İyileştireceğim seni, gel. Savaş, yavaş. Yandım. Şaka maka ölüyordum. Ona da kalmadı. Üzerime öyle bir çullandın ki kemiklerim sızım 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 sızlıyor. Ne ağır adammışsın ya. Affedersin, hayatını kurtardım. Şaka yaptım. Savaş. Ne oldu? Bir şey soracağım. Kalbinde başka birine yer var mı? Yeşim'i hala seviyor musun? Burada duruyor. Birazcık uzanayım mı? Birazcık omuzun uzanayım. Hayırdır birader? Birader değil lan. Deli Ormanlı. Thank you.
geldiniz. Tahsin Bey sizi bekliyor. Geleceğini söyleseydin karşılama töreni hazırlardık. Olmadı böyle. Hazırlıksız yakaladın bizi. Arkadaşlar yardımcı oldu. Hangi rüzgar attı seni buraya? He? Paraya mı sıkıştın? He? Muhabbet etmeye gelmedim Tahsin. Anladım. Yine demagoji yapacaksın. Dinliyorum. Canımı bir kere aldın. Sana bir daha müsaade yok. Hülya'dan uzak duracaksınız. Yoksa yeminimi bozarım. Alayınıza ızdırap olurum. Hadi canım. Sen mi bize ızdırap olacaksın? Senden büyük Allah var be Tahsin. Evet. Güvenme bu kadar kendine. Yani? Sana meydan okudum. Ne oldu? Cevap vermedin. O zaman cevap veriyorum. Maçı ayarlayacağım. Eyvallah. Eyvallah. Savaş. Değil. İspat etmek çok zor. Ama bir bürokrat arkadaşım var. Bazı arazilerin satışındaki usulsüzlüklerle ilgili bir belge bekliyorum. Arabanı da seni de çok seviyorum. Bunu bil. Geliyorum. Kolay gelsin gençler. Savaş abi hoş geldin. Ali amca kolay gelsin. Hoş geldin dede. Ay Savaş Bey, hani boksu bırakmıştın lan. Hemen yavşamayın lan, hadi devam. Geliyor. Bak. Şimdi. Hoş geldin Deri Ormanlı. Yine düştün mü buralara? Para lazım. Elindeki ne? Hepsini sattık. Bir bu kaldı hocam. İyi haber vermedin oğlum. Madalyalarda emek var, mücadele var. Milyonlarca insanın hayır duası var evladım. Olsun. Gene kazanırız hoca. Hayır, şampiyon yürü bu.
Atamsın. Yumruk kralı. 45 maç, 31 galibiyet, 14'e nakavt. Geç. Tommy Dixon. Köpek balığı. 47 maç, 47 galibiyet, 40 nakavt. Yenilgisi yok. Tam bir hasta. O maç duygusal bir maç olacak. Boks dramı sever. Dram da para kazandırır. 9 Ocak Cumartesi akşamı. İhtişamlı bir maç olacak. Salon tıklım tıklım. Dil Ormanlı ringlere geri dönmüş. Ve rakibi... Ladies and gentlemen... Tommy Dixon. Televizyonlar canlı yayında. Ben zevkten 4 yaşı olmuşum çünkü sen feci dayak yiyorsun. Hülya kenarda ağlıyor. Faruk Hoca havluyu çoktan atmış. Stop, stop. Bam, bam. Ve Deli Ormanlı yerlerde. Tarih bizim için tekerrür ediyor. Savaş Türk Yılmaz. 4 gözle o büyük günü bekliyorum. Bekle sen bekle. Hayallerinin başına yıkacağım senin. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gerçekten mi? Yaparım. Taj mı? Hayır, gerçek. Gel. Savaş, benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Dünya yansa... bana bir şey olmazmış gibi. Senin yanında kendimi o kadar güvende hissediyorum. Güç veriyorsun bana. Benimle olur musun? Olurum. Ama korkuyorum ya. Bir tek senin yanında nefes alabilsem bile... sana bir zarar vermesinden korkuyorum. Mesaj? Yakut abiden. Eski emniyetçidir. Tahsin Kara ile alakalı belgeler getirecekti bana. Tahsin Kara mı? Benden sakladığın başka bir şey var mıydı ya? Yok. Benim de seni kaybetmeye niyetim yok.
oldu ya. Yakut abi hiç bu kadar bekletmezdi. Abla bu zar senin. Ah! Yaşa! Ne ya? Ne? Oğlum! Alo! Nedir? Buyur aga. Bu belgeleri sızdıranı bulun Numan. Başka belgeler varsa onlarla beraber yakın gitsin. Gazeteci kızı ne yapalım aga? Ürkek Ceylan'ın minik bir titreme gelmiştir şimdi. Deli Ormanlı buna kol kanat gerer, inlerine çekilirler. Unutma, avın yeri belliyse iş avcının maharetine kalır. Dın 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 dın. Hepsi benim yüzümden, benim yüzümden. Yeter. Hülya. Senin yanında artık ben varım. Sen üzülme diye gerekirse canımı veririm ben. Bak biz seninle bir yola çıktık. Baş koyduk bir yola, yoldaş olduk. Neyin mücadelesini veriyoruz biz? Yakut abi ne uğruna öldü? Ya yenilgiyi kabul edip yere düşeceğiz... ...ya da ayağa kalkıp mücadeleye devam edeceğiz. Moral bozmak yok. Düşman sevindirmek yok. Hadi yüzünü yıka, toparla kendini. Maç daha yeni başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın Türk boksu için tarihi bir gece olacak. Avrupa şampiyonu, gururumuz, boksörümüz Savaş Türk Yılmaz
Amerika'nın yetiştirdiği en büyük boksörlerden biri olan Tommy Dixon'la muhteşem bir geri dönüş maçına çıkacak. Bu tarihi maç için elbette tarihi bir mekan seçtik. Haydarpaşa Garı'ndaki bu tarihi maçı 74 ülkeye naklen yayınlayacak, biliyor musunuz? Yani daha Türkiye için ben ne yapabilirim? Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alayım. Tahsin Bey, bu maç Savaş Türk Yılmaz'ın meydan okumasından sonra mı gündeme geldi? Çok iyi bir soru, hemen cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar, biz Savaş kardeşimle oturduk, konuştuk, anlaştık. Aramızda ufak bir yanlış anlama olmuş. Sporculara sorabilirim. Hoş geldin Tommy. Savaş'a yenilmekten korkuyor musun? Are you joking? Abi, I am Mike Tyson. Who is Savaş? He's nobody. It's easy work. You're easy work. Trust me. Ben Mike Tyson'la dövüşmüş bir insanım. Savaş kimdir ki diyor. Ben korkmuyorum ondan diyor. Türkiye'ye geldiğinizde en çok dikkatinizi çeken ne oldu? What did you like in Turkey? Well, I was expecting to see loads of camels, but all I'm seeing is Savaş all everywhere. Deve görmek isterdim fakat göremedim. Savaştan başka deve yok ortalıkta. Savaş, tabii ki you're scared, you're scared. You're scared, really. Ne diyor lan bu? Abi sana korkak diyor ya. You're scared. Oğlum, benim milli marşın korkma diye başlıyor, diye bitiyor. Gebertirim seni. Çevirsin, bırak ya. Hayır, hayır, bırak. Sakin ol. What's he talking about? Ya bırak. No, Tommy. What's he talking about? Evet arkadaşlar, basın toplantımız sona ermiştir. Şampiyon gibi gel. Tamam. Hadi git. Hadi Demir'e. Babam benim yerimde olsa ne yapardı? Rahmetli baban. Doğduğun gün seni kucaklayıp köy meydanına götürdü ve haykırdı. Bundan böyle herkes benim oğlumu Deli Ormanlı diye bile. O da koca Yusuf gibi bir cihan pehlivanı olacak. Sen hiç güreşmedin ama olsun. Babacığım yattığı yerden seni izliyordur. Bak oğlum, eğer iyiler kötüler kadar cesur olursa işte o zaman bu dünya değişir. Sen o ringe çık, bütün dünyaya Türkiye'nin sesini duyur, tamam mı? Tamam. Deli Ormanlı'ya da zaten bu yakışır değil mi oğlum?
Dua et anacığım. Zaten bütün dualarım seninle oğlum. Hadi Allah'a emanet. Hadi çocuğum. Savaş Bey. Benim size bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Akşam maçınızı izleyeceğiz. Başarılar dilerim. Kalbimiz sizinle Savaş Bey. Sağ olun. Hadi bol şans. İyi olan kazansın. Sağ ol doktor. Anam size emanet. Sen merak etme. Hoş geldin. Nerede kaldın oğlum? Maçın başlamasına 2 saat kaldı. Geldik hoca işte. Hülya nerede, geldi mi? Yok. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Ya boş ver Hülya. Gelir o, gelir. Gel hadi. 2 kere 2. 5. Evet. Çak. Nihayet müsteşar. Aferin sana. Arabanın bagajında senin için bir hediyem var. Hayrını gör. Ay bugün güzel haberler günü galiba. Her sene bu günü özel bir gün olarak kutlayacağım. Vallahi. Çocuğu tarihi yazın bir kenara. Tebrikler Hülya'cığım. Seninle çalışmak büyük bir zevkti. Aldığın paranın hakkını fazlasıyla verdin. Bir 5 çayına ne dersin? Hı? Salonda. Hı. Olur. Hadi o zaman. Ama eğer bütün bu konuştuklarımızı bir kenara bırakalım dersen... ...bana çalışmanı isterim. Akıllı bir kadınsın. Hayat güzel. Ben de ticaret adamıyım. Bir tek paranın gücüne inanırım. Halkın en sevdiği boksör Deli Ormanlı. Hülya, büyük boksör büyük para demektir. Ringlere dönmesi lazım. Hadi, istediğin rakamı söyle. $1,5 milyon istiyorum. Paramı alır, Londra'ya giderim. 1,5 milyon mu? Daha fazla bekliyordum. Ama tamam, anlaştık. Anlaştık artık. Güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Aracın kurşunlanacak ama sana hiçbir şey olmayacak. Korkma. Yok yok, aslında korksan biraz daha iyi olur. İnandırıcı olur. Bunun üzerine Savaş Deli'ye döner ve benim yanıma gelir. Biraz demagoji yapar. Ve ben de maçı ayarlarım. Çok güzel. Evet, böyle yapalım. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Yakut abiyi neden öldürdün? Ben insanlara asla güvenmem Hülya'cığım. Özellikle de polislere ve gazetecilere. Yakut da her ikisi de vardı. Otomatik olarak öldü yani. İş bittiğine göre ben artık gideyim malum. Londra'ya uçacağım. Şimdi Hülya'cığım. Uçuş planında küçük bir değişiklik oldu. Şimdi bir iş yapıyorsak sonuna kadar hakkını vermemiz gerekir, değil mi? Arkadaşlar, seni burada
Maç bitene kadar misafir edecek. Sana levrek marin yaptırdım. Ondan sonra bir an Londra'da içersin. Böyle anlaşmamıştık seninle. Hülya'cığım, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Zamanında bu savaş kardeşimize güvendik, ne oldu? Hı? Ters manyel yaptı. Bedelini de incecik karısı ödedi, yazık. Şimdi yine kazık atarsa ne olacak? Hı? Bir bedel ödemesi gerekecek değil mi? Sürpriz. O bedel sensin. Dua et de Savaş Türk Yılmaz maçı 8. raundda kaybetsin. Afiyet olsun. Dil ormanının kaybettiğini görsün, ondan sonra ayağına çapa bağlayıp denize atsınlar. Hülya Marin olsun. Nezaket teyze, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle kızım. Yani daha doğrusu bir şey itiraf etmek durumundayım. Hayırdır? Yani sen hasta değilsin. Yani hastasın ama ileri aşamada falan değilmiş. Doktoru bir adamla konuşurken duydum. Sana Savaş Türk Yılmaz'ın annesi bu hastaneden bir süre çıkmayacak dedim. İlaçlar pahalı, hastane masrafları karşılayamaz diyeceksin dedim. Eğer bu olay duyulursa karaciğerine dalanın yerini değiştiririm. Özür dilerim Nezaket teyze ya. Başıma bir iş gelecek diye o kadar çok korktum ki söyleyemedim daha önce. Ay Allah beni belama versin. Ay kızım bela falan okuma, kendine gel. Hadi sen beni oğluma götür. Dur sakin ol, tansiyonun çıkacak. Kızım sen ilaç bir şey bul ya da bana iğne yap. Sonra da oğluma götür hadi kız. Tamam tamam sen dur baba. Bekle beni tamam mı burada? Tamam kız. Ay Allah. Ay Allah'ım inşallah oğluma bir şey olmamıştır. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda 74 ülkeden canlı yayınlanan dev geri dönüş mücadelesiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. 100 yılı aşkın bir tarihe sahip bu mekanda Deli Ormanlı lakaplı milli boksörümüz, Avrupa şampiyonu boksörümüz Savaş Türk Yılmaz acımasız, gerçekten de acımasız bir boksör. Yenilgisiz Amerikalı köpek balığı lakaplı Tommy Dixon'la karşı karşıya geliyor. Hafızalardan silinmeyecek bu büyük final maçı. Az sonra sizlerle birlikte hemen şunu da hatırlatmak istiyorum değerli izleyiciler. Bu özel karşılaşmayı 500 kadar da özel davetli izliyor bu salonda. Dikkatini maça vermen lazım. Şu anda rakibinden başka hiçbir şey düşünmemen lazım. İntikam duygusal bir şeydir. Sen sporcusun, akıllı olmak zorundasın. Hadi anladın mı? Ateş! Bu sahneyi bir yerlerden hatırlıyorum sanki. Çık dışarı! Faruk Hoca, cümlenin sonunda yine ünlem işareti var. Ben de sana aynı şeyleri söyleyeyim, nostalji yapalım ister misin ha? Hadi, efendi gibi çık. Hoca tamam. Ne yaptın Deli Ormanlı? İyi çalıştın mı? Karımı öldürdüğüm günden beri çalışıyorum zaten Tahsin. Bırak bu işleri. Madem karını o kadar çok seviyordun, delikanlı olsaydın gelip bize sıksaydın, alsaydın intikamını. Ha? Ama sen böyle bir çocuk değilsin Deli Ormanlı. Pamuk gibi bir yüreğin var senin. Ulan seni gebertsem adalet kan ağlardı be. Ya yine demagoji yapma. Bu maçın arkasında
50 milyonluk bahis var koçum. Şimdi şöyle yapıyorsun. Efendi gibi çıkıyorsun. 8. raunda yeniliyorsun. Sonra da Hülya'yı alıp yoluna gidiyorsun. Hem de tomarla para kazanıyorsun. Ya daha ne istiyorsun? Ha. Bir daha bana ters manyel yaparsan bir intihar mektubu daha bulursun. Sürpriz. Hülya elimde. Biraz daha çabuk çocuğum, hadi. Hadi, hayat memat meselesi. Ay, kara yetiştir bizi ne olur. Ben Deli Ormanlı'nın annesiyim oğlum. Ne? Deli Ormanlı'nın annesi misin? Evet. Merak etme teyze, seni o maça yetiştireceğim. Hazır mıyız? İstanbul! Öncelikle mavi köşede yenilmez Amerikalı Tommy the Short Dixon. Amerikalı boksör bugüne kadar bütün rakiplerini ezdi geçti ama şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Savaş Türk Yılmaz gibi bir baba yiğitle de bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. Dünya şampiyonu olduğu WFP'nin dünya şampiyonu olduktan sonra iki kez unvan koruma mücadelesinde rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Ve şimdi de boksörümüzün karşısına çıkıyor. Son derece kritik bir mücadele olacak. 2009'da elde etmiş olduğu dünya şampiyonluklarından sonra sert, atak, heyecanı yüksek bir boksör olarak nam yaptı bütün dünyada. Ve şimdi de kırmızı köşede The Turkish Tiger, Deli Ormanlı, Savaş, Türk Ne maç olacak şimdi? Hülya abla. Ha. Vallahi helal olsun sana. Bir ton erken arasına girdin. 1,5 milyonla çıktın. Gazeteci dedin de böyle olacak ha. Abla. Ha. Maçı kim alır sence? Ay bana ne canım? Kim alırsa alır. Ben kazanacağımı kazanmışım. I am the referee. I spoke to you both in the dressing room. Obey my command at all times. You both know the rules. Watch the heads, kick the punches up. And when I shout break, you break clean. And remember, defend yourselves at all times. Shake hands. The fight don't start till you shake hands. Shake hands. Bu sahne herhalde sizlere her şeyi anlatıyordur. Beyler benim çok tuvaletim geldi. Artık yeter, götürür müsün beni tuvalete? Buyurun götürürüm seni. Hadi. Beraber girmeyeceğiz herhalde. Çıkar mısın dışarı? Aa! Hmm. Ne yapacağım? Allah'ım! Bu da yanında bulunsun. Ses ve görüntü kaydı yapıyor. Yakut abiyi neden öldürdün? Ben insanlara asla güvenmem Hülya'cığım. Özellikle de polislere ve gazetecilere. Dinle beni.
Beni takip edeceksin, tamam mı? Al bunu. Bu sinyali alır. Bu da verir. Adamlar gözlerini kırpmadan Yakut abiyi öldürdüler. Benim başıma da ne geleceği belli değil. İlk kere iki kaç. Vur. İlk kere kaç. Vur. Çak. Şampiyonum. Savaş Türk Yılmaz. 28 galibiyet. 2 mağlubiyeti var. Ama mağlubiyetlerinin ikisini de daha kariyerinin başında. 21 dakikası bulunuyor. Ve son 20 maçta kaybet ediyor. Deli Ormanlı. Round 1. Birinci round. 5 yıllık aranın ardından muhteşem bir geri dönüş mücadelesi bekliyoruz. Savaş Türk Yılmaz'dan. Haydi Savaş. Mutluluktan ağlat bizi. Gong sesiyle birlikte. Kalbim çarpıyor. İki boksör de temkinli ilk saniyelerde. Bobby Dixon üzerine doğru gitmeye başladı. Sert vuruyorlar. Çok tutuk bir başlangıç. Savaş Türk Yılmaz'dan. Savaş Türk Yılmaz tanınmaz halde. Savaş şimdi başladı. Arka arka yumruklar deniyor. İki boksör de sarılmak zorunda kaldı. İngiliz hakem In John Lewis ayırdı. İlk round tamamlandı. Tommy Dixon'ın bir üstünlüğü söz konusu. Bakalım Deli Ormanlı bundan sonraki roundlarda pasını atabilecek mi? Oğlum iyi misin sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Benim bilmediğim bir taktiğim mi var oğlum? Dayak yemeyi özlemişim hoca. Hadi lan şampiyon gibi çık oraya dur. Ya nerede kaldın? Hiç gelmeyeceksin diye çok korktum. Geldim abi, geldim işte. Bas gaza, bas bas. Ne yaptın? Her şeyi kaydettim. Her şeyi. Bittin sen Tahsin Kara, bitireceğim seni. Ya bu nasıl bir kara düzendir abi? Ha? Bu nasıl bir düzendir ya? Sen çeki aldın mı? Aldım. Aldım. Bak şuna bak. Bak buna iyi bak. İnsanlar bunun için birbirini yiyor, birbirini. Allah insana haram yedirmesin. Vallahi helal olsun sana. Bana bak. Bu Tommy maçın ayarlı olduğunu biliyor değil mi? Efendim o böyle şeyleri bilmez. İşini yapar, sadece döver. İkinci round. İkinci round başladı. Savaş Türk Yılmaz'ı köşeye sıkıştırdı. Amerikalı boksör Tommy Dixon arka arka yumruklarla boksörümüzü bırakmaya başladı. Sadece kapanıyor ve bir sağ kroşe vuruyor mükemmel. Tommy Dixon iplerde. Mükemmel bir sağ kroşe. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Savaş Türk Yılmaz. Ama üzerine gitmiyor. Çok enteresan. Hadi be arkadaşım ne yavaşsın ya. Eyvallah. Ben bunları buraya aktarıyorum. Tamam. Tamam. Bir kopyası burada. Bir kopyasını da emniyete götürüyoruz, tamam mı? Cemal müdüre veriyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Ah Savaş hadi. Hadi oğlum. Gel abi. Tommy Dixon köşeye sıkıştırdı. Ağır yumruklar ve Savaş Türk Yılmaz'ın üzerine gidiyor. Haydi. Kurtar kendini abi. Kurtar şu iplerden. Yapma! İnanılmaz bir yumruk geldi. Kendisini toparlayabilecek mi sanılıyor? Hayır! Çok ağır bir yumruk aldı. Hadi abi ne olur çabuk ol. Kurban olayım çabuk ol ya. Hadi abi hadi bas. Artık son saniyeler. Adeta yumruklar havada çarpıştı ve zil çaldı. Kural dışı bir vuruş. Gel, gel, gel. Ve kavga çıktı. Olay var sevgili izleyiciler. Olay var olay. Ne yapıyorsun lan? Herifi yatırdın, geri çekiliyorsun lan. Nasıl kazanacaksın bu maçı sen? Manyak mısın? Ha? Taktik dışına çıkıyorsun. Çık. Thank you.
yetişelim. Lütfen yetişelim. Lütfen. Lütfen yetişelim. Dur iki dakika, dur. Milli mesele bu. Ay, bu araba da önden. Daha hızlı gidemez misin? Sakin ol teyzeciğim, sakin. Yetişeceğiz. Şimdi. Haydi. Gong sesiyle birlikte mücadelenin üçüncü raundu başladı. Hadi bak! Tommy Dixon rakibinin üzerine gidiyor. Şimdi Savaş Türk Yılmaz sarılmak zorunda. Sarılıyor. Sarılıyor, sarılmasa. Hayır, hem gel. Biraz lan. Fuck you know, ref, tend to fireman. Fireman, fight. You must fight. Fight. Hadi biraz daha hızlı çocuğum. Ay yetişiriz inşallah. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Tommy Dixon üzerine gidiyor ve bir son koşağını yaptı. Ağır bir darbe alıyor. Savaş Türk Yılmaz yerde. Nasıl kovuna? One, hakem saymaya başladı. Three. Kalk. Kalk lütfen kalk. Hadi be deli ormanlı. Six. Seven. İşte bu süper kalktı. Savaş devam ediyor. Haydi şampiyon. Haydi şampiyon. Hadi Savaş. Yetiş, dayan, geliyoruz. Hah, geliyoruz. Geliyoruz, dayan. Dayan oğlum, dayan oğlum, geliyoruz, dayan. Hadi abi çabuk ol, ne olur gözünü yiyin. Tommy Dixon rakibini köşeye sıkıştırdı. Arka arkaya vuruşlarla Savaş Türk Yılmaz ağır darbeler vuruyor. Zil çalıyor ve round bitiyor. Ya niye vurmuyorsun, niye kaçıyorsun? Ne oluyor lan sen? He? Ne oluyor sen, ne oluyor? Kollarıma vururken iyiydi ha. Niye vurmuyorsun? Artık ne olacaksa olacak. Kalbimiz küt küt atmaya başladı. Tam istediğimiz gibi gidiyor ha. Dördüncü rounda yine Amerikalı boksör Tommy Dixon fırtına gibi başladı. Bir sağ kroşe daha aldık. Yeşil yanıyor. Ne duruyorsunuz? Haydi deli ormanlı. Haydi Savaş Türk Yılmaz. Nereden çık? Savaş Türk Yılmaz rakibin üzerine gidiyor. Yapma şunu, yapma. Tommy Dixon hemen karşılığını verdi. Arka arka yumruklarla Tommy Dixon yine yıpratmaya başladı. Deli ormanlı köşeye sıkıştı. Son koşu aldı. Bu savaş akıllanmış efendim. İki tane sağ ve son koşe. Yoğun baktı bir bitmedi Amerikalı ve bir tane sağ vuruyor. Tommy Dixon neredeyse yıkıyordu Savaş Türk Yılmaz'ı. Ayakta durmakta zorlanıyor. Yıkılmadı ama yıkılmanın eşiğine kadar geldi Savaş Türk Yılmaz. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Savaştan şu ana kadar hiçbir hareket yok. Gidişat hiç iyi değil. Amerikalı Tommy Dixon dönmekten yoruldu. Bakın neredeyse havlu gelecek. Havlu atıyorum ben. Attırma onu. Doğru söylüyor. Bir iki yumurtayı sen bir atacağım. Ne yapıyorsun sen?
Bir dakika teyzeciğim, bilemezsin. Ben Deli Ormanlı'nın da annesiyim oğlum, bırak ne olur. Uzak dönmüş, uzak dönmüş. Uzak dönmüş. Savaş oğlum. Devam mı diye sordu. 8. round başlıyor. Devam ediyor Deli Ormanlı. Yeni bir round, yeni bir heyecan. Haydi bu 3 dakikada kendine gel Savaş Türk Yılmaz. Adım Savaş Türk Yılmaz. Sessiz bir adam olduğumu söylerler. Halbuki ben az konuşan bir adam değilim. Ağzım susar. Yumruklarım konuşur. Yumruklarımı da susturdular. Evet, evet. İşte bu. Fırla hadi, fırla. Koş Hülya'cığım. Koş. Hadi. Ne olur kalk, Savaş Türk Yılmaz. Savaş! Gel! One, two, three. Dört. Beş. Ormanlı.
koşun, kazandık sevgili izleyiciler. Basın toplantısındaki tartışmalar, maç içindeki gerilimler hepsi bitti. Centilmence birbirlerine sarılıyorlar. Mükemmel bir fotoğraf. Seni bu sefer ben bitireceğim. İnternet falan yok. Seni bitireceğim. Şunu söylemek lazım. Gerilmemiş boksör yoktur. Deli Ormanlı'yla karşılaşmamış boksör vardır. Süper bir galibiyet ve bu. Ve şimdi kazananı açıklamanın zamanı. Winning by knockout, maçı knockout'la kazanan Red Corner, Kırmızı Köşe, The Turkish Tiger, Deli Ormanlı, Savaş, Türk Yılmaz! Sevgili Savaş, müthiş bir maç oldu. Görüşlerini alalım lütfen. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu galibiyet Türk milletine armağan olsun. Eğer iyiler kötüler kadar cesur olursam bu dünya o zaman değişir. Anacığım, pehlivan tıraşsız olmaz dedin, tıraş olduk öpmedin. Ha? İyi. İkiniz de bittiniz. İkinizi de bitireceğim, ikinizi de. Bu sefer kesin. Asıl sen bittin Tahsin Kara. Her şey kayıt altında, bir kopyası da emniyette. Neyi? Neyi değil Tahsin? Zurna. Şu karşı yaylada göç katar katar bir yiğidin derdi serinde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı. Başta oturur bu güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti